Değerli konuklarımız hoş geldiniz. Ben kısaca etkinlik formatı hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Fotoğrafında gel etkinliğinin amacı Anafot üye ve konuklarımızın ayın temasına uygun göndermiş olduğu göz nuru fotoğrafları değerlendirerek yani fotoğrafın güçlü ve zayıf yönlerini okuyarak katılımcıların fotoğraf bilgilerine katkı sağlamaya amaçlamaktadır. Bu nedenle etkinliğimiz bir yarışma değil, fotoğraf okuma çabasıdır. Fotoğrafın da gel ekibi ay boyunca yoğun emeklerle programa hazırlanıyor. İknur Turan adlı arkadaşımız etkinliğin moderatörlüğünü yapıyor. Aynı zamanda derneğimizin sosyal medya sorumluluğunu yerine getiriyor. Bu ekipte yer alan program direktörümüz Hasan Özdemir fotoğrafları topluyor. Teknik ve yayın altyapıyı bizlere hazırlıyor. Ekibimizde bulunan deneyimli arkadaşımız Doğan Alpay değerli görüşleriyle programa katkılar sunuyor. Ben Hasan Çalıkuşu program sunumunu ve yayın kaydının kurgusunu yaparak YouTube Anafot TV'de yayınlıyorum. Değerli konuklarımız uzun süreden beri yapılan Fotoğrafında Gel etkinliğinin değişik temalardaki örneklerini YouTube Anafot TV'de bulabilirsiniz. Evet değerli konuklarımız, bu ay gördüğüm kadarıyla temaya uygun olarak Anafot'tan 8, misafirlerimizden 13 katılımcı ile toplam 57 fotoğraf geldi. Fotoğrafın geldiği iller İstanbul, İzmir, Muğla, Kocaeli, Edirne, Aydın, Bursa ve Sakarya olarak sıralamak mümkün. Şimdi sözü Anafot'un kurucu üyelerinden değerli arkadaşımız Doğan Alpay'a bırakıyorum. Doğan Bey. İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok önemsediğim bir etkinlik bu. Fotoğrafı konuşmak gerekliliğine inanıyorum. Ben de çok seviyorum fotoğraflarımla ilgili konuşulmasını. Tabii herkes aynı şeyi düşünmüyor gözlediğim kadarıyla. Fotoğraflara çocukları gibi bakıp laf söyletmeyen birçok fotoğrafçının olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama Anafot'taki arkadaşlarımız bu konuda benim gibi düşündüklerini çok iyi biliyorum. Onun için Burcu Hanım sizden yapacağınız eleştirilerde acımasız olmanızı özellikle rica ediyoruz. Kötüsünü bilmeden iyisini çekmek pek olası değil. Fotoğrafın kötüsünü bilmemiz gerekiyor. Rahmetli Sabit Hoca'nın laflarından birisidir bu. Çok örnek aldığımız, çok destek veren hocamız. Konu olarak seçtiğiniz konu tabii beni de zorladı. Arkadaşlarımı da zorladığını tahmin ediyorum. İlginç bir akşam olacağından kuşku duymuyorum. Kategoriye uyan uymayan fotoğraflarla ilgili özellikle belirtmeler yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Yani Evet. fotoğraf çekerken acımasız olmak çok zor. Çünkü gerçekten hep ileriye taşıma amacı taşıyoruz yorumlarken, okurken fotoğrafı. Kendi fotoğraflarımızı seçerken dahi bazen toz konduramadığımız oluyor. Vazgeçmemiz zor oluyor. Bir fotoğraf bize çok iyi geliyor mesela kendi işlerimizde de. Ondan kopmakta çok zorlanıyoruz gibi. O yüzden ilk antrenmanı kendi işlerimizden vazgeçerek yapmalıyız bu tip şeylerde. Fotoğraf seçim aşamasındayken kendi projelerimizde dediğim acımasızlık ilk önce bize lazım ki gelişme orada başlıyor. Elbette. Burcu Hocam, ayın teması olan anhedonik dediğimiz zaman fotoğraflarda neyi aramamız lazım? Nelere dikkat etmeliyiz? Psikolojide anhedonik haz yitimi. Bir yandan çok bireysel bir şeymiş gibi, bir hastalıkmış gibi, belki de bir depresif bir durummuş gibi gelse de toplumsal meselelerde izlerini çok rahat arayabileceğimiz bir tema aslında. Yani bugün ekonomik kriz sürerken,
genel anlamda insanların umutları çalınmışken, geleceğe dair belirsizlik içinde, sürekli tekrarlanan, bizi bir türlü ileriye götürmeyen sorunların tam ortasında, kent yaşamında, insanların yüzlerinde, sokaktaki, kamusal alandaki bütün bakışlarda, yüz ifadelerinde biz bunu arayabiliriz. Onun dışında bence öyle bir tema ki portrelerde, sokakta dediğim gibi grup fotoğraflarında, sokaktaki portrelerde ve hane içlerinde, bireysel yaşamlarda da arayabiliriz bunu. Konu zorlayıcı gibi geliyor, evet. Ama fotoğrafta bu tip, az önce de bahsetmiş, soyutmuş gibi gelen, bizi zorlayan konular fark etmeden çok esnek çalışmamıza da yol açabilir. Yani neyi aradığımızı biliyorsak, bizi sokakta ya da ev içerisinde bu tip anlara dair kafa yordukça o konu çekecektir zaten. Bahsettiğim gibi, yani ben bunu daha çok toplumsal bir çürümenin uzantısı, toplumsal bir defekt olarak düşünüyorum anhedonik temasını. En çok da sanırım portrelerde karşımıza çıkacaktır. Ya da kasvet çağrıştırdığı için konu, mekanlar da bu temayla birlikte yorumlanabilir. Yani çok ferah feza bir mekanı bu temaya gidebileceğini zannetmiyorum. Kimsenin aklına muhteşem bir deniz manzarası gelmeyecektir. Ama bazen görürsünüz, yani mülteci sorununa çalışmış fotoğrafçı Paolo Pellegrini'nin öyle bir işi vardı galiba geçmişte. Birlikte yolculuk ettiği mültecilerle bir teknede. Oradaki deniz fotoğrafı, oradaki o kaygı, karamsarlık bambaşka bir manzara deniz fotoğrafından, denize, doğaya güzelleme yapan bir deniz fotoğrafından bambaşka tabii ki. Öyle bir çekiyor ki orada fotoğrafçı, siz o denizin korkutuculuğunu, insana göç etmeye çalışan, güvenliği olmayan, o teknede göç etmeye çalışan insanlara dair, onların titremesine dair her şeyi hissediyorsunuz gibi gibi gibi. Dolayısıyla bir deniz manzarası sadece deniz olmayabilir. Eğer bu temayı işliyorsak. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi fotoğrafları okumaya geçmeden önce etkinliğimizin ilk aşamasında Hasan Özdemir arkadaşımızdan gönderilen fotoğrafları 2 saniyelik veya 3 saniyelik geçiş süresiyle hep birlikte izliyoruz. Thank you.
Genel serilerde ağırlıklı pandemi dönemi akla gelmiş galiba bu arada. Maskeli, kasvetli hayatımız pandemi döneminden çok fotoğraf gördüm. Az önceki açış konuşmasında tam deniz örneğini verdikten sonra ilk fotoğrafın da denizli olması enteresan bir tesadüf. Normalde hani Ara Güler'in şu meşhur sandalye fotoğrafı ile ilgili söylediği şeyi hatırlarsınız. Herkes manzara fotoğrafı çeker. Ben iki sandalye koydum. İşte o fotoğraf başka bir şey oldu diye. Gerçekten de öyle. Burada gözü yormayan geometrisiyle aslında ışığıyla gözü çok da yormayan bir fotoğraf var. Baktırıyor kendisine. Evet. Yine de söyleyebileceğim bir şey, gökyüzünün eziciliği, gökyüzünün fotoğrafta kapladığı yer. Buna kompozisyondan başlayarak konuşuyorum şu anda. Gökyüzünün o eziciliği bir parça azaltılabilirdi gibi geliyor. Yani karanın payı o köşede birinin oturduğu halle beraber. Biraz daha yer kaplasa ben sol tarafı bu kadar boş lukla görmeyeceğim mesela. Genelde şöyle bir şey var ya, bunu daha önce de bir sunumda örnek vermiştim. Bizim soldan sağ okuma alışkanlığımızla beraber fotoğraf okurken de aslında böyle bir göz alışkanlığı var. Ve fotoğrafta soldan okumaya başladığımızda bizi o fotoğrafın sağından çok kolay çıkıp gitmemizi engelleyecek bir figüre de ihtiyaç duyuyoruz bazen. Yani burada kalmak için. Ben o alt taraftaki bu detay bir yorum bu arada. Siz de hani belki ilk söyleyeceğim şeyin duyguya dair olacağını düşünüyordunuz. Ama biraz bundan başlayalım bu fotoğraf örneğinde. Geometrisini düşünmüş, ufuk çizgisini, bulutların dağınıklığını. Serisi var mıdır çeken kişi de hiç bilmiyorum. Alt tarafın aynı çizgide, hatta belki biraz daha sağ tarafa doldurduğu bir fotoğrafı tercih ederdi gözüm. Çünkü sağ taraftaki deniz boşluğu o anlamda bana çok gerekli gelmiyor. Anhöden'in temasıyla, bizim ayın seçtiğimiz temamızla ilintisi evet var. Çünkü içe dönüş, bir insanın yalnız bir ufka bakışı bize çok fazla hikaye yazdırabilir kendisiyle ilgili. Temaya uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama fotoğrafın kendi kompozisyonuyla ilgili böyle bir yorumum var. Sizin kalsın dediğiniz fotoğrafı bir sonraki tur klasörüne taşıyacağım ben otomatik olarak. Kalsın. Tamam. Kaç tur hakkımız var? Kalsın gitsin de. Tur sınırımız yok. Yok, tamam. Evet. Çok klişe. Yani bir kere biz fotoğrafçılar yetişkin insanlarız. Evet. Boyumuz da onlardan uzun. Evet. Bu üstten bakış aynı zamanda bir hiyerarşi içeriyor bana göre. Ve sokakta karşılaştığımız çocuklara birincisi zaten göz hizasına genelde inilmeyen çok fotoğraf örneği görüyoruz biz. İşte İstanbul'da Balat turlamalarında, sokak aralarında vesaire. Ben bu üstten bakışı fotoğraf içerisinde biraz itici buluyorum. Çünkü bu açıdan yüzleşmek istemiyorum ben bir çocukla ya da bir şeyle. İşte özellikle daha bakımsız bir çocukla yüzünde boya var vesaire. Bunları artık geçmemiz gerektiğini düşünüyorum fotoğrafçı gözü, fotoğrafçılar olarak. Fotoğrafçı gözlerinin de artık bunu geride bırakması gerektiğini düşünüyorum. Bu klişeyi tekrarlamanın anlamı yok. Evet, keskin bir bakış. Evet, çok çok tatlı bir çocuk ve insana yoksulluğu, işte üşüyen ayakları, fotoğrafta görünmeyen kısmı hayal ettirebiliyor. Yani ama fotoğraf açısından zaten
şuradan yukarısı kesilip bir nefessiz kalmış bir hal var fotoğrafta kompozisyon açısından da. Onun dışında dediğim gibi çocuklarla çocuk fotoğrafı zaten sokakta çalışırken başımıza sıkıntı da açabilecek bir şey. Kullanmak bazı durumlarda, birçok durumda özel izin gerektiriyor. Ve etik açıdan da bazen doğru olmuyor. Yani ben geçen senelerde İstanbul'un çeperlerinde roman mahallelerini çalıştığımda boşluğuma geldi. Bir sürü çocuk fotoğrafı var. Sonra hepsini çıkarttırdım. Yani seriyi de çıkarttırdım. Bu fotoğraf gitsin. Tamam. İlk başta o kent yaşamının kalabalıklığı ve anhedoni temasını ilintilendirmiş herhalde. O yüzden bu fotoğrafı buraya bu kaosu bize anlatmak için koymuş. Ama fotoğrafta yeni bir teknik öğrenmiş ve bunu deniyor havası var. Vurguladığı yer yani bütün bu flu'un dışında bizim daha net gördüğümüz yerde bizi çarpan bir şey yok. O flu'luk yani niyeti anlıyorum. Niyet bu bizden hazzı alan, neşemizi alan, kalabalıkları suçladığı için bu fotoğrafı göndermiş arkadaşımız büyük ihtimalle. Ama çok farklı anlatılabilir bu kaos. O yüzden gitsin. Büyütebilir miyiz biraz? Tabii Orta. elbette. Bölgesel de büyütebiliyoruz. Ne Evet, kadar o isterseniz. kapının ortasına doğru büyütebilir miyiz? Yazının olduğu yere. Şimdi silüet çok etkiliyor bazen fotoğrafçıları. Ama o silüet orada ne yapıyor? Yani her silüet gerçekten muhteşem, büyülü bir etki mi yaratıyor? Neden var orada? Yani bir kere arka plan patladığı için göz oraya gidiyor. O tarafın iki yanındaki karanlık pardon. Bir an şey oldum, yatay gibi gördüm. Dik kadraj fotoğraftan bahsediyoruz, çok özür dilerim. Silüet halinde oturan kişinin oturduğu şey, vücut pozisyonu hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla o bir leke artık. Bana bir şey çağrıştırmıyor. Bu tip fotoğraflarda belki o silüeti takip etmek, eğer kurgu fotoğrafsa belki yönlendirmek, beklemek çok daha verimli hale getirebilir. Yani burada birisi oturuyor sadece ve o oturuş bir duygu geçirmiyor bana. Kaldı ki silüetten sol tarafa doğru gittikçe zaten ışıkla baktıran da bir şey yok. Şimdi bir tünel gibi düşünün. Benim gözümün ilk takılacağı şey normalde o tünelden geçince vardığım yerdir. Bu fotoğraf özelinde konuşuyorum. Benim gözüm o tünelden, o kapıya tünel diyorum şu anda. O kapıdan geçip arka planda eğer zaten yoruluyorsa ışıkla beraber ben geri kalanları zaten leke olarak algılarım. O zaman ön planın bir vurgusu ve anlamı tamamlanmamış oluyor. Yani zaten figüratif olarak çok oransal olarak çok farklılar. Küçük yerde çökmüş birisi var orada. Bir yanda çok devasa bir kapı. Kapı ile ilişkisi yok. Arka planla da ilişkisi yok. Benim gözüm nereye odaklanacağını, bu fotoğrafın neden çekildiğini o zaman sorgular. Gitsin.
keserek gönderiliyor bazı fotoğraflar anladığım kadarıyla. Kadrajlanarak değil mi Hasan Bey? Yani bu daha kare kadraja dönmüş. Evet. Muhakkak ki bir kırpma yaşanmış yani. Evet. Bir kırpma var. Onun dışında evet tamam. Sigara içen düşünceli bir kadın portresini bu temayla ilişkilendirmiş fotoğrafçı arkadaşımız. Ama o insanın yüzüne gelene kadar bütün o karışık desenler, fotoğrafta kapladığı yer, yemenisinin, hırkanın, tişörtün vesaire bunlar çok fazla engelliyor bakan gözü. Çünkü yüzün oranını, elin oranını fotoğrafın geneline kıyasladığınızda çok küçük bir alan kaplıyor. Dolayısıyla yanlış yerde duruyor fotoğrafçı burada diyebiliriz. Eğer benim ön planımda gözümün gittiği ilk yerde enine çizgili bir işte hırka, enine çizgili bir kazak, bir karışık desenli bir yemeni varsa, fotoğrafın yarısını bundan kaplıyorsa, fotoğrafçının biraz durduğu, konumlandığı yeri sorgulamak lazım. Konunuzun etrafında dönün deriz hep mesela. Bunun etrafında dönmüş mü? Ne vurdu burada? Ne çektirdi mesela? Sana bu fotoğrafı çek dedirten duygu neydi? Ve neden etrafında dolanamadı fotoğrafçı? Dolayısıyla olmamış. Ama dolaşsa belki çok hızlı bir şekilde açı değiştirse belki tümüyle bambaşka bir fotoğraf çekecek. O yüzden gitsin. Bu da kadrajlanmış galiba. Tam ekranda biz eksik mi görüyoruz? Bu da kadrajlanmış mı? Yani bazen Zoom'da ya da screen share'de bir sorun oluyor. Bazen altı kesiliyor, siyah görünüyor. Tam Olacak. hali bu mu acaba? 3000'e 2000 yani oransal olarak doğru. Yani kadrajlanmamış gibi gözüküyor. Ama ben bunu farklı format görüyorum. Yani orta formata yakın görüyorum da. Tam ekran gösterdiğinizde böyle görmüyordum. O yüzden emin olamadım. Şimdi şey. Burada ilk gözüme çarpan şeyi söyleyeyim. Birincisi evet. Ders kitapları arasında ömrü gitmiş, perişan olmuş. Bütün sevincini kaybetmiş bir kızı fotoğraflamak istiyor. Çok doğru bir tema bence. Netliği ön plana almış. Kız net değil. Yüz net değil. Netlik ön taraftaki kitapta. Ben büyütebiliyorum bu arada. Ben uzuma yeni bir özellik geldi. Ben yaptığımda şöyle büyütülüyor. Görüyor musunuz? Biliyorsunuzdur bu özelliği. Yani bizim ekranlarımızda büyümüyor tabii. Büyümüyor mu? Ha ben büyütebiliyorum Hasan Bey. Demin unuttum size. Kırmızı da Sizden büyütüyor. rica ettim Evet. büyütün diye. Ben fotoğrafı hepiniz hatta yapabilirsiniz şu anda. Büyütüp bakabilirsiniz kendiniz. Sırf bu netlik meselesinden ki bu bence bu temada çalışılabilecek bir şey. Diyelim derslere çok yoğunlaşmış, rengi ruhsarı kaçmış artık gözlerin içi gülmeyen bir sürü çocuk var maalesef, maalesef, maalesef. Bunlarla ilgili bir belgesel çalışma yapılabilir. Yani dershaneler, okullar, bu yarış atı durumu, bütün bu gelecek kaygısı, hayatı işte o da içine almak. Bu gerçekten bu temada başlanıp buradan yola çıkıp çalışılabilecek bir konu. Fotoğraf olarak netliğinin kızda olmaması bir kere bir ilk gözüme çarpan sıkıntı. Çünkü neyi vurguladığımız çok önemli. Benim orada matematik soru bankasını, kimya soru bankasını görmem hiçbir şey ifade etmiyor. Fazla yazı görsel kirliliğe yol açıyor bir kere. Benim
Bir de aynı zamanda şöyle, ben bunların üstünü okumasam da, en ön planda görmesem de, bu kadar vurgulanmasa da zaten ben anlayacağım kitaplar arasında kalmış. Hani dersler arasında boğulmuş, sıkışmış biri nasıl anlatılır diye düşünüldüğünde, evet tamam, kitaplar arasında doğru. Ama benim bu kitapları bu kadar net görmeme gerek yok. Onun yerine benim bu kızın yüzündeki durgunluğa ihtiyacım var. Buna odaklanmamı sağlar aynı zamanda. Böyle bir küçük, aynı zamanda kulağımızda bulunsun diye bu fotoğrafla ilgili özellikle bunu söylemek istedim. Gitsin. Tamam. İfade askıda, yani şöyle bir şey, bazen eliyle yüzünü çok kapatan insanlar vardır. Evet, portresi çekilirken sıkıntı bizi de zorlar. Yüzün çok büyük bölümünü şöyle kapattığı için bir kere ben böyle ah ne kadar doğal yakalamış fotoğrafçı dedirtmiyor bana. Ben aksine fotoğrafçı dolayısıyla gerilmiş, sanki kendini kapatmak isteyen, şu hareketten bunu okuyabiliyorum. Kendini fotoğrafçıya karşı kapatmak isteyen, yani sırrını vermek istemeyen birini görüyorum. Oradaki kişi, fotoğrafın öznesine baktığımda duygu olarak bana bu geçiyor, birincisi. Tabii ki bazı el hareketleri bize çok şey anlatır. İşte elini iki elinin arasında başını alan biri bize gerçekten hani çaresizlik, yorgunluk, bir sürü şey anlatabilir. Bu da böyle olabilir. Ama yine takibe giriyor konu. Farklı bir el ve yüz ilişkisi bize bu derin düşünceli kadını çok farklı anlatabilirdi. Burada askıda kalan bir şey var. Bunda da kadraj alttan kesilmiş mi? Yani siz de benim gibi şu bileğinin girişinde siyah bir şey görüyorsunuz değil mi? Siyah bir kol. Evet, yani Oradan kesilmiş. yaklaşık. Evet hocam, biz de öyle görüyoruz. Yani alttan nefes almıyor fotoğraf bir kere. Oradan ne kesildiyse bilmiyorum. Dolayısıyla hani üstte yersiz bir boşluk hissettiriyor. Fotoğraf alt tarafta bir açıklığa sahip olmadığı için bedene çok gözü yoracak şekilde burada kadrajlandığı için üstteki boşluğa daha çok göz takılıyor. Ve aynı zamanda bu el yüz ifadesini geçmemizin önünde bir engel teşkil ediyor. Bu bakışlara sahip bir kadın çok iyi fotoğraflanabilirdi. Yani çok duru bir yüzü var çünkü. Duru ve derin bakışlar var. Yüze bakışları yakalamak için yine konunun etrafında dönmeliydik. Gitsin. Yani tabii bu kestane sokak satıcısı ışıkları çekerken bize bir anda cafcaflı geliyor. Aynı zamanda kokular hissedince de bazen fotoğrafı çok canlı yaşar halde hissediyoruz. Ama fotoğrafımız çekip bittikten sonra önümüze geldiğinde bir bakıyoruz. Fotoğrafın büyük bölümünde merkezde belki insan olabilecekken masanın büyük bölümünü kestaneler kaplamış değil mi? Gerisi bir tekrarla ve insan arka planda kalmış. Temamızla bir bağ kuramadım açıkçası. Çünkü belki satıcı kızın yüzündeki ifade yüzünden fotoğrafı bağlantılandırmıştır, ilişkilendirilmiştir temamızla. Ama bize geçmiyor. Aksine yiyecek, bereketli yiyeceklerin olduğu, böyle onun ön planda olduğu
bir fotoğraf neyi vurgulamak istediği, neyi anlatmak istediğiyle ilgili hiçbir fikrim olamıyor dolayısıyla o zaman. Böyle bir fotoğrafta belki kişiyi daha nesne olarak merkeze koyup işte eninde sonunda bana 20 tane kestane öbeği gösterdiğinde ben bu insanın mesleğini anlayacağım diye bir şey yok. Bu insanın mesleğiyle ilgili bana bilgi verme ihtiyacı duyuyorsa çok daha az kestane kullanarak bunu yine anlatabilir. Bunu doğru kompoze ederek. Ve merkezde insanı nesne olarak kapladığı, fotoğrafta kapladığı yer olarak daha fazla arttırabilir bu durumda. O zaman ben anlarım. Merkezde evet bu yüz ifadesi var. Fotoğrafçıyı bu çarpmış. O yüz ifadesinde kopuk başka alemde bir şey sezmiş. Bu kız başka alemde başka bir şey düşünüyor şu an. Burada değil diyor belki fotoğrafçı. Ve bunu da çekmek istiyor. Ama bunu yaparken o zaman seni o yüz ifadesi bulduysa yüz ifadesine gitmek gerekiyor. Onu merkeze almak gerekiyor. Bunu da ben illa şey karşısına geç diyerek söylemiyorum. Bu mesaj çıkmasın. Bu tarafın sol tarafından biraz belki fedakarlık ederek kişiyi merkeze bu yüz ifadesi alınabilirdi. Çünkü kızın yüzüne ışık geliyor. Tabii ki ben daha netliği falan konuşmuyorum. Yani burada da kestaneler net. Kızın yüzünün net olması gerekliydi. Eğer ifade bizim temamızla ilintilendirildiyse, niyet oysa, kızın yüzünün net olması, kadrajda daha çok yer kaplaması bizim o yüz ifadesiyle ilişkiye geçmemizi sağlardı. Ben şu anda dediğim gibi merkezde kestaneleri daha çok vurgulanmış görüyorum. Bir fotoğrafta nesnenin boyutları, fotoğrafın içindeki öznenin boyutları, aynı konuşmamızdaki insanın sesindeki tonlamalar gibi. Biz nasıl bir cümlede bir şeyi önemli bulduğumuz bir şeyi vurguluyorsak, fotoğrafta da aynı bu. Konuşmanın başka versiyonu. Ben o vurgulamak istediğim şeyi fotoğrafta kapladığı yeri arttırarak da anlatabilirim, vurgulayabilirim. Başka yöntemler de bulabilirim. Farklı farklı. Ama genelde tabii ki fotoğrafta vurgu kapladığı yerle daha çok bize geçiyor. Durduğu yerle, kapladığı yerle. Bu da gitsin. Şöyle bulutlardan çok etkileniyor fotoğrafçılar. Öyle ki gökyüzünün güzelliğinden alttaki yaşamı unutmak çok kolay oluyor. Ve çerçeveyi seçerken, deklanşöre basarken ezici bir ağırlıkta yer kaplaması, fotoğrafta yer kaplamasına müsaade ediyor birçok fotoğrafçı. Çünkü albenili geliyor. Evet, bulutlarda detay var ışığa bakınca. Bulutlar etkiliyor. Ama sırf arka planında güzel, bizim meşhur Eylül 1'de mesaiye gelen İstanbul'un Eylül bulutları gibi bulutlar var. Bunlar evet bir fotoğrafı tamamlayabilir. Ama alttaki insanın bedenini baskılaması, işte belki elini bizden gizlemesi ve böyle bir kadraj ortaya çıkması iyi değil. Gökyüzünden birazcık vazgeçebilsem fotoğrafçı. Aşağı doğru. Evet, mesela bir yani öyle bir yerden kesmiş ki yarım hissi veriyor insana. Biz fotoğrafı şu an tekrar mı kadrajladık? Ha, az önce Hasan Bey bir şey yaptı galiba. Bir Yaklaşık kadrajla bakmak istediniz, değil mi? evet. Evet. Tekrar bir yapar mısınız Hasan Bey? Mesela çok daha etkili değil mi? Ya da az önceki kadrajda gökyüzünden biraz
vazgeçip onun o ezici ağırlığından ve fotoğrafta kapladığı yerden kadının elini de alalım yani. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi gün ışığında fotoğraf çekerken eğer gölgeler çok fazla gözü kapatıyorsa o yoğun kontrast, mesela bu sol gözde hiç detay yok yani. Hiç detay yok. Simsiyah orası. Ya kontrastı çok arttırmış kendisi. Göz sonuçta bir portrede ne ararsınız? Siz göz ararsınız. Gözde detay çok fazla olmadığı zaman başka şeyler, işte eline bakacağız, tuttuğu dala bakacağız, yüz ifadesine bakacağız. Işığına da o anlamda bu tip portrelerde gözdeki ışığa da dikkat etmekte fayda var. Temanızla ilgili olarak zaten emekçi kadınların birçoğunda bu haz yetimi dediğimiz şeyin hayatın merkezinde yani yorgun, belki kaç evlat büyütmüş, evde dışarıda çalışan bir kadın. Bu yüz ifadesi yüzünden muhtemelen bu tema kapsamında gönderildi bu fotoğraf. Gitti mi hocam? Gitsin. Ana konumuz gereksiz yere solda, fazla solda. Evet. Yani bakış, yüzdeki yorgunluk dolayısıyla belki bu temayla ilişki kurup gönderilmiş. Ama arkada işte bir pazar yerinde vesaire benim gözümün en çok takıldığı yer soldaki kişiden fotoğrafa başlasam da ortadaki boşluk yani zemindeki boşluk. Anlatılacak şeyin bu insan ve bakışları olduğu belli, anlatmak istediği şeyin. O zaman fotoğrafçı birazcık daha sola kayarak. Değil mi kızım? Birazcık sola mı kaysın? Fotoğrafçı. Evet, tamam. Akasya kızımla beraber öyle kadar. Dolayısıyla yine dediğimiz gibi. Çünkü şurada insanlar göründüğü için azıcık daha. Evet, tamam. Şimdi içeri gitmeni istiyorum. Tamam. Evet. Şöyle. Hala az değil mi? Dolayısıyla fotoğrafta portrenin konumlandığı yer, fotoğrafçının durduğu yerle ilgili bir eleştirim var bu fotoğrafa. Gitsin. Cam arkası. Cam arkası fotoğraflar bir anda böyle bir baktırıyor değil mi? Şey, gizemli bir şeye bakıyormuş gibi. Hani bir şeyin arkasında ya. Eminim bu fotoğrafın da serisi vardır. Bir kere şey, soldaki kadın ya da diğer ufaklık herhalde fotoğrafçıyı görmemiş. Eğer kurgu bir fotoğraf değilse. Serisine ihtiyaç duyabileceğimiz bir fotoğraftı da. Yüz ifadelerini daha çok takip edip aramak isteği uyanıyor insanda. Her zaman özellikle merkezde insan yüzleri varsa ilk baktığımız şey ifadeler oluyor tabii. Yani kompozisyonuna gelmeden ilk önce o yüz ifadesi bize samimi geliyor mu, bizi davet ediyor mu fotoğrafa? Bunu arıyoruz aslında. Burada içerisiyle dışarısı arasında keskin bir ayrım var. Dışarıya bir özlem ifadesi
bir bence cama yaslanan eller aynı zamanda. Böyle okuyabiliriz. Tabii ki izole cam arkası ne o şey gibi bir şarkı vardı. Pencere önü çiçeği. Böyle ufaklıklara bakarken bakım emeğiyle 3-5 sene belki başlar. Eve hapis gibi yaşayan anneler bilir ki işte pencere önü çiçeği olursunuz ilk başta. Onu çağrıştırıyor bir yandan bu durum. Ama dediğim gibi yüz ifadesinin çeşitlenmesini, daha farklı fotoğraflar görmeyi bu yüz ifadelerini de isterdim. Ve yine tekrar değerlendirmek üzere kalsın diyorum. Bütün geometrisi gözümü yormasına rağmen. Bunu ikinci tura aldık hocam. Ne gösteriyor acaba? Dövme yaptıracak. Dövme mi yaptıracak? Herhalde. Gitsin. Neden gitsin? Şimdi birbirini tamamlayan bir şey arıyor durumda. Yani bir yüz ifadesinin şu göğsü açışla bu hareketle tamamlanması beklentisi oluşuyor bir kere ilk başta. Bu yüz ifadesiyle bu eylem birbirini tamamlamadığı için bir yere duygusu olarak oturmuyor kafamda. Bu bir. İkincisi yani yarım kalmış hissi var. Hani daha devam edecek, belki daha çalışacak da bir kare çekip bırakmış gibi yani. O yüzden hem odak nedir? Yani şu göğüs açtıktan sonra bir kere fotoğrafa bakanlar olarak bizler bu çocuğun yüz ifadesinden önce ellerin işaret ettiği yere, göğüse odaklanırız değil mi? Bakarız yani. İşte yıllar önce National Geographic'te Bosna konusu varken bir fotoğraf hatırlıyorum. Birisi göğsünü açıp gösteriyor. Mostar Köprüsü var burada. O fotoğraf işte. Yani Mostar Köprüsü'nün göğsüne yani yaptırmışsa eğer Bosna'da o göğüs açılır. Sen de anlarsın neden o göğsün açıldığını. Ve hatta o fotoğraftaki kadrajda yüz yoktu bile. Böyle bir yerden kadrajlanmıştı. National fotoğrafı. Dolayısıyla burada askıda bir durum. Vurgusu, elleri ve aynı zamanda bu fotoğraf bizi bu çocuğun göğsüne götürüyorsa da biz bir şey anlamıyoruz. O yüzden gitsin. Çok mu fazla? Kaç fotoğraf oldu? Çok mu fazla gitsin dedim. Yok, daha başındayız. Biraz daha hızlandırabiliriz hocam. Hı. Biraz daha ne yapabiliriz hocam dedi Figen. Figen bir şey dedi galiba. Ha yok, ben dedim hocam. Yani biraz daha hızlandırabiliriz. Geride daha var çünkü fotoğraf. Öyle mi? Hı. Bahsettiğimiz şehir hayatında böyle denize bakıp demlenmeler vesaire bize sadece huzur vermiyor. Ufka bir bakış değil. Büyük bir yığına bakıyoruz bu tip durumlarda. Bu fotoğraf bence öndeki boşluk biraz daha azaltılarak çekilebilirdi. Çok fazla üst üste gelmesini engellerdi insan figürleriyle bu durum. Bakış açısını yani bir tık değiştirince biraz mesela bu kadının kafasıyla o bankta oturan kadının kafasıyla karşı arka plan karşı yaka arasında
bir tık deniz mesafesi olsa, o aradaki boşluktan bile nefes alabiliriz. Gözümüzle nefes alır yani boşluklarda. Ondan bahsediyorum. Ama bu fotoğraf kalsın, ikinci turda bakalım. Aynen. Tabii sokakta yaşayan vesaire biri herhalde çöpler içinde. Fotoğrafçı bu tip şeylerde eğer çok fazla soldan sağdan sürüyorsa tedirginliğini okuyoruz biz genelde. Tedirgin tam yaklaşamadığını okuyoruz. Bu fotoğrafta da yaklaşamadığını ve biraz yanlış bir yerden baktığını düşünüyorum. Öyle olunca da arka plana çok giriyor. Yanındaki poşetlere şuna buna Bir şey çok karıştı ve karışık bir fotoğraf haline geliyor. Gitsin. Yani bu fotoğrafta dediğim gibi kapılar cazip gelip fotoğrafçı sağ tarafı fotoğrafın sağ, yarısından daha fazlasını kapılara ayırmış ama konusunun ne olduğuna karar veremediğini düşünüyorum. Yani konusu odağı neresi bu? Bu fotoğrafçı bu fotoğrafı niye çekmek istemiş dediğimde kapıları mı sevmiş? Sol taraftaki bu insana sadece bir aksesuar muamelesi mi yapmış? Dolayısıyla daha farklı yaklaşarak bize amacının ne olduğunu hissettirebilirdi. Böyle olunca bu fotoğrafın sağ tarafı bence çok lüzumsuz yani. Onun dışında da yani belki tabii ki tabelalar eski tabela hoşuna gitmiş olabilir. Bir sürü farklı şey. Ama biz sadece hoşumuza gittiği için çekmiyoruz fotoğrafı. Daha ne yaptığını bilen, kendini de açıklayabilen bir yaklaşım fotoğraflarımızı daha iyi hale getirir her zaman. Gitsin. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Şimdi insanların aciz oldukları zamanlar var. İşte uyku gibi, işte bazen yorgunluk gibi. Şimdi böyle uyuyakalmış bir insan ve iyice hani şey, insanlara fotoğraflarımızı aciz göstermemek çok önemli bir şey. Yazılı olmayan bir kural yani aslında. Kim zaman da yazılı tabii. Tabii ki niyet o değildir ama kişiyi böyle yaşlı, çok yıkık, bitmiş o tip şeylerde gösterirken bunu fotoğrafa çevirirken etik açıdan birazcık düşünmek gerekiyor. Ne zaman? Yani çok oynamış tabii önde renkli arkada şey. Yani Photoshop'la bayağı oynanmış tabii. Gitsin. Bahsettiğim şey hani siyah beyaz renkli ikisi bir arada neden evin alt tarafı da o düz beyaz duvar çok gözümü aldı. Gitti mi? Gitsin. Camların bazıları kırık mı? Yok, şeffaf. Evet. Böyle bir ön plandan bir yüz yakalayıp fotoğrafta vurguyu oraya almak istemiş. Ama bu durumda çok fazla o camların deseninden etkilenip böyle bir kompozisyon yaratmak istediği için de gözün direkt gittiği, baktığı o yüz bu sefer figüratif olarak çok küçük kalmış. Yani dediğim gibi orada o yüz olmasa bunu konuşmazdık. Evet, cam çekmiş, arkada başka bir şey çekmiş. Ama burada belli o kişi bu fotoğrafın ana malzemesi yani.
Orada biri var. Yoksa orada biri varsa kadrajımızı biraz daha değiştirip daha yaklaşalım o zaman. Yani bu camın estetiği bizi büyülemiş olabilir, geliyor olabilir. Ama bu kadar vazgeçmeden tamamından çekmeye gerek yok. İşte şu anki hali bile çok daha gözü alıyor yani. Şu anki hali derken ben büyüttüğüm için göremiyorsunuz. Hasan Bey birazcık belki büyüterek yapabiliriz. Ha. Yani mesela. Daha da büyütebilirim. Evet. Eklemede bulunabilirsiniz bazı fotoğrafları söylediklerimiz üzerine. Bunlar sadece benim görüşlerim. Açık devamlı. Dolayısıyla gitsin. Yani burada da vurgu çok dağınık. Işık sol ve sağ tarafta patlamalara yol açtığı için çok lüzumsuz. İşte fotoğrafa bir insan girmiş, bir kız çocuğu girmiş en soldan. Işığın en kötü olduğu yerde kalmış ve fotoğrafın bakarken tahterevalli gibi düşünün. Dengesini bu tarafa doğru kaydırabilir yani bu. Gitsin. Elinde ne tutuyor? Üst tarafta. Elinde saçları mı var? Şey yokmuş gibi. Elini saçlarına şöyle koymuş. Olabilir bir şey değil mi? Elini, evet, eline çünkü saç telleri gelmiş. Ya ilginç bir bakış açısı. Yüzden tamamen vazgeçip Evet, başını öne doğru eğip böyle. başını öne doğru alması. Tabii eldeki buradaki ilk vurgunun yüzük olmasını sağlıyor bu durumda. Alt taraftaki nesnelere bakmaya çalışıyorum. Bir dağılmış bir cüzdan gibi kartlar gibi bir şeyler var. Ya şey vardır ya, niyeti hissediyorum. Niyet çok iyi. Çünkü burada bizim temamızla bağ kurup yani gerçekten şöyle duran bir kadının bir derdi olduğunu hissettiriyor bize. Yani ya yüzüğüyle ya evliliğiyle şununla bununla. Böyle de olabilir ama geri kalan tarafta bir görsel kim var. Neyden bahsediyorum? İşte o altta kartlara mı bakıyor? Ya da şurada tam ortada giysisinin, sweatshirt'ünün bir tane böyle ipi var. O çok merkezde yer kaplıyor. Ama ne aradığına dair en azından bana bir fikir veriyor. Ne aradığını hissettirebiliyor. Bunu konuşabiliyoruz. Tamamen belki de diyecek ki hayır. Ama bakınca duygusal olarak nereden hissettiriyor bana. Geri kalan gürültüsü yüzünden, görsel kirliliği yüzünden sadece vazgeçilebilir. O yüzden gitsin. Gitsin mi? Evet. Gölgeleri, böyle kontrastları fotoğrafta kompozisyon yaratmak için çok kullanma eğiliminde oluyoruz. Bu kamyonun gölgesinden de o anlamda yararlanmak istemiş çeken kişi. Fotoğrafçının buradaki kişinin başını öne eğişinden oturuşundan da belki şu anda bu tema başlığında bize göndermiş. Ama fotoğrafın bir parçası gibi bu kamyonu kullanma sebebi ne? Tabii bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi yazılar bir bağı yoksa yani bir anlamı yoksa yoruyor gözü yoruyor fotoğrafta yani.
Yani bir nakliyecinin iflası, nakliyecinin işte yol yorgunluğu, şu su, bu su, temalı bir belgesel çalışmanın içerisinde ben bu fotoğrafı görsem, o kamyonun hani Ne daha diyorsun? uygun bir yerde. Ben şu kafası pek. Kafası olmamış kız. Tamam, senin artık uyuman lazım. Öpüyorum. İyi geceler. Yani dediğim gibi bir meslek sahibi kamyonla ilişkisi var ve biz onunla ilgili bir şey anlatmaya çalışıyoruz. O zaman tamam, kamyonun fotoğrafta yine daha farklı bir şekilde, daha farklı bir yer kaplayarak kullanılmasında bir sakınca olmaz. Ama bu durumda bir lekeden öteye gidemiyor oradaki kamyonun varlığı. Gitsin. Fotoğrafı hızla geçerken görmüştüm. Şimdi fotoğrafçı öndeki kadının yüzüne bakıp bu temayla bağ kuruyor ama arka taraftaki şeyi unutmuş. Yani arka tarafta 2 saniye sonra kalkacak bir kadın var. Kalkmasını bekleyebilirdik. Şalvarı ve arkasını görüyoruz çünkü orada. Hem de çok merkezde görüyoruz. Gitsin. Müthiş yüz değil mi? Ağaç gibi yani. Şey, ağaçlarda ömür halkalardan algılıyoruz ya. Şimdi yüzden etkilendiği için zaten bu kadar yaklaşmış fotoğrafçı da belli. Bu fotoğraf kalsın ama kompozisyona dair eleştirilerimi söyleyeceğim. Yine de kalsın. Çok daralttığı zaman fotoğrafın nefes alma alanları da biraz daralıyor. Tabii ki vurguyu yüze getirmek istemiş. Bunu şu niyeti anlıyoruz. Bu çizgiler, bu bakışta hak etmiş merkezde olmayı anlıyorum. Ama bunu yapmak için alttan üstten şuradan daraltmak değil yolumuz sadece. Bir tık daha ferahlatabiliriz. Yine odamız orası olur. Burada da aynı birçok fotoğrafta söylediğim gibi seriyi görmek isterdim. Şimdilik kalsın diyelim. Ben ekranımın ışığını çok çok, ben birçok fotoğrafa çok karanlık bakmışım ekranımın karanlık olduğu için. Sırf aşırı kontrast dediğim anlarda siz gördüğünüz oluyor muydu arkadaşlar? Yani mesela o elinde sopa tutan kadına dair, onun gözlerine dair konuşurken. Gözler hakkındaki söyledikleriniz doğru hocam. Biz de Heh. göremiyoruz. Evet. Tamam. Çünkü Lian şey ekran ışığıyla oynanmış. Hangisinden sonra acaba fark etmeden ses kaparken mi yaptım? Bu ilk başta söylediğimiz hani bu temayı benim kent yaşamıyla da çok bağdaştırdığım, oralarda da aranabileceğini söylediğim hale uyuyor aslında bu fotoğraf. En azından o temada bir yerde bir seri yapılacaksa konunun nasıl akacağına, işleyeceğine bağlı olarak kendine yer bulur bu fotoğraf mesela. Yukarıdaki o cafcaflı bayraklar vesaire bile hiç de neşe doluyor insan dedirtmiyor yani bu şeye bakınca. Bir neşe getirmiyor. Tam tersi boğucu bir kalabalık. Yani buradaki o ters ışık etkisi de iyi kullanılmış. Bu kalsın. Ve
Bazen konuyu görüp çekme isteği duyduğumuzda arka planın ne kadar göz yorabileceğini unutuyoruz tedirginlikten. Bu fotoğrafçının da birazcık tedirgin olduğunu düşünüyorum. Durduğu açı bunu hissettiriyor birincisi bana. Durduğu açıyı çok rahat değiştirebilirdi. Biraz bu tarafa gelse kurtulabilirdi bazı şeylerden. Ya da tam tersine geçeyim. Ağacın bu tarafına geç. O bedeni o ağaç ikiye bölsün. Yine uyuyan insan çekiyorsun sen. Ve arka plan belki daha temiz olacak. Dolayısıyla arka plan göz yoruyor bu fotoğrafta. Gitsin. Büyütüp bakıyorum aynı zamanda. Ya işte gökyüzü ve arka tarafta gökyüzünde hiç değer olmaması, ışık olmaması o anlamda kötü. Çünkü çok patlamış bir gökyüzü görüyoruz biz. Ön plandaki o yığınlar merak ettiriyor. Şöyle söyleyeyim, arka taraftaki o gökyüzündeki bu bembeyaz hali olmasa bu fotoğraf baktırır. Neden? Ben fotoğrafı soldan giriyorum. Asıl yaşayan işte ana kişisine fotoğrafın denk geliyorum. Sonra bir ağaca çıkıyor gözüm. Sonra aşağı iniyorum o yığınlar. Şey gibi. İrite edici bir ön plan var. Ve aslında fotoğrafa merak duygusu da katıyor bu. Yani ne olduğunu anlamıyorsun ama pis bir şey. Bu bir işçi mi? Burada mı yaşamak zorunda? Neden böyle ayakta? Nereye bakıyor? Dolayısıyla soru sorduruyor. Tek eleştirim dediğim gibi arka planda gökyüzünün patlak hali. Şimdilik kalsın. Sadece çözünürlük problemi değil, netlik problemi de oluyor fotoğraflarda bazen. Onun dışında evet bu fotoğrafı neden çekti? Karşıya bakan bir insan ama arka plan gözümüzü yoruyor mu? Nasıl bir bağ var? Coca-Cola yazısı vesaire. Neden orada? Gitsin. Şimdi farklı açılar deneyip kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz galiba belli. Ya üstten ya alttan. İşte en temel fotoğraf öğretilerinde hani alttan bakışın yücelttiği, yukarıdan bakışın biraz daha korkutucu, iğrenç uyandırıcı olduğunu hep söylenir. Evet, alttan bakıyor. Öyle olunca arka planda şeyleri daha çok anlamaya çalışıyor. Daha çok bilgi verebildiğini düşünüyor fotoğrafçı büyük ihtimalle. Ama şimdi gel gör ki ben bu gözle bağlantı kuramıyorsam eğer bu gözün bakışı baş iyice böyle gittiyse arkaya ki gözün neredeyse akını görüyorum ben orada yani. Tamam onunla ilgili bilgi ama son nefesime kadar kasetçiyim. Haberi anladım. Kaset satıyor abimiz. O da belli. Güzel bir niyet. Niyeti anlıyorum. Arka plan onunla ilgili bilgi versin. Veriyor da. Ama ben o gözü biraz daha görmeliyim. Çünkü duygusunu engelliyor orada. Yani bakışın daha aşağı baktığı bir an olabilir. Bunda da hani belki Siri görsek vardır. O dönem işte pandemiyle ilgili bir mesaj, kolonyalar, şeyler, belki işsizliği anlatıyor. Bilgi verici unsurlar var, kabul ediyorum. Ama farklı olabilirdi, gitsin.
Tam emeklinin kara günü fotoğrafı yani. Hani bu yıl da zam yok, haberine eşlik edebilecek. Basın fotoğrafı tadında böyle. Sağ taraf çok boş. Yani burada mesela fotoğrafçının hızlı bir refleksle direkt bir kadraj çekmesi işi kurtarır. Ama şöyle bir şey. Ne yerden ne serden geçmiş fotoğrafçı. Yani arka taraftaki çeşmeyi fotoğrafının ana unsuru olarak çok önemsemiş. Ama burada gerçekten böyle hani ay sonunu kara, ne düşün, paramı sayıyor artık. Bir şey var bu adamın yüzünde böyle. O duyguyu işlemesi gerek fotoğrafçının. Önemli bir duygu var. İyi portre çekebilecekken kendi büyüsüne kapılmış. Arka plandan vazgeçememiş. Onun için o zaman itfaiye şeyi, kırmızı itfaiye neden soluk o girmiş, çöp girmiş. Ana konumuz sola doğru iyice gitmiş. Süpürülmüş gibi yani. Vurgu değil. Yani bu fotoğraf şimdi dik kadraj olarak baksanıza. Yani elinizi kapatın hiç yaklaştırmadan yani şöyle. Evet. Bu sadece tavsiye niteliğinde tabii yani fotoğraf dik kadraj olmalıymış bence. Arka plandan daha farklı yararlanılmalıydı gitsin. Silüet ve böyle yoğun gölgeler herhalde bu temayla bağ kurmasına yol açmış. Biz bu buluşmamızı düşünürken aklıma geldi. Çocukken çok sevdiğimiz, kilolarca yiyebildiğimiz yeşil erik tadı neden büyüyünce eksilir? Neden eskiden haz aldığımız o şey, bazı şeyler çocukluktakiler gider? Hayret ederim ben de yani. Mesela yeşil erikle arama giren mesafeye bu bile çok şey gösteriyor insanın büyümesiyle ilgili. Burada silüet dışında bir ortada merkezimizde bisiklete binen bir çocuk var. Tamam. O silüet ve yoğun kontrast arkadaki birçok gürültüyü, görsel kirliliği kapatmış. Bunu anlıyorum. Ama hayır. Yani sonuçta neden çektiğini sadece merkeze bisiklete binen bir çocuk var. Bir çocuk fotoğrafı bu kadar. Yani bu ters ışık etkisiyle beraber herhalde kompozisyondan yoğun kontrast halinden etkilendi fotoğrafçımızda. Gitsin. Bağ kuramadığım için her şeyden önce. Yine ana konusuna yandan yaklaşma tedirginliği gördüğüm bir fotoğraf. Onun dışında konuya uzak, durduğu açı dolayısıyla bir şey ifade etmiyor. Gitsin. Gitsin. Yani şey ne derler? Bir kere çok fazla yani bir portre tamam göstermez kurulan bir portre, düz portre ama neden burada? Bu akşam neden burada? Fotoğraf. Bir konuya bir söyleşiye eşlik edebilecek bir hani söyleşi fotoğrafı gibi, portresi gibi. Ama onda bile editör belki derdi ki şey sağ solu o kadar oynayıp karartınca bütün detayları da kaybolmuş yani.
saçı, omuzu vesaire sporcu olarak da sadece bir söyleşi fotoğrafına eşlik edebilir belki. Gitsin. Cam arkasında olunca gizem yaratıyor. Daha çok bakıyoruz. Bu fotoğrafta böyle şey hissettiniz mi siz de, hani Paris'ten geçmiş eski bir fotoğraf gibi, Paris kafelerindenmiş gibi. Bir dakika, ben sizi kaybettim uzun. Ekranımda değilsiniz şu an, bir saniye. Paris'in kafesi olamaz. Gazi Kocaeli diye. Evet. gibi. Yani bu fotoğrafta farklı bir kompozisyon tercih edilirdi, ederdim daha doğrusu. Ama insanda bir daha bakma isteği uyandırıyor. Buna bir turda daha bakalım, kalsın bakalım. Kalsın bir tur. Kalsın ama tekrar bakmak istediğim için kalsın. Yani önemli bir gerekçem yok. Çünkü bu bakışın dışarıya doğru gitmesi bir yerden sonra İlgiyi de yöneltiyor gibi. Yani şuraya. Geçelim, kalsın. Yani bir kere bu temanın akla getirdiği şey tabii ki çok yoğun çalışma koşulları, ağır emek kaybı vesaire, onu da anlıyorum. Ama bu fotoğrafı buna gitsin diyelim. İnceliyorum. Tabii yaklaşılması zor insanlar gibi olunca, yine bahsettiğim gibi daha soldan sağdan bağ kurmadan çekimler artıyor ve hissettiriyor bunu. Hani bir evsizle ya da işte sokakta yaşayan biriyle fotoğraf çekerken daha çok soldan sağdan kaçamak tedirginliğin işareti oluyor bu genelde. Bu sebeple gitsin. Ben de büyütmeye çalışıyorum. Yani bazı fotoğraflarda bir şey hissetmek için yüzü illa görmemiz gerekmiyor, bunda olduğu gibi. Hani örnek vermiştik ya, işte başı ele iki avucun arasını almak bizde merak uyandırır ve aynı zamanda ne sıkıntısı var bu insanın diye de düşündürür. Düşündürdüğü anda zaten aslında fotoğrafın içinde kalıyorsunuz. Arka planda sadeleşebilirdi. Yani bu tekerleklerden kaçabilirdi. Yani sadece o tekerleklerden kaçmak diyorum. Alttaki boşluk yerine. Yani fotoğraf kalsın. Çok da gözü rahatsız etmiyor. Şimdi hani konunun etrafına dönmek diyoruz ya, ya da pardon, tedirgin hissedip bazen sağdan soldan kaçamak çekmek diyoruz ya bazen.
Bazen de evet karşıdan tam karşıdan çekebilecek cesaretimiz oluyor. Ama bu sefer de daha çok doğru bakışı beklemek için kalmıyoruz. Bu da onlardan biri. Dağınık bir fotoğraf oluyor dolayısıyla. Yani sağdaki hareket yarım. Burada bakış odağımız yarım. Olabilirdi. Başka beklenti vesaire belki. O tedirginliği hissediyor. Yani bir tık aşmış. O yüzden gitsin. Yani fotoğrafı yorumlarken çeken insanın tedirginliği de bize geçiyor ya. Ben o yüzden onları özellikle bahsetmek, vurgulamak istiyorum. Belki farkında değildir arkadaşımız. Durduğu yerin kişisel tedirginlikle, korkuyla, cesaretle ilgili olduğunu. Evet. Ben netlik sorunumu görüyorum. Sen Bey sizde de öyle mi? Yani çözünürlük sorunu mu, netlik sorunu mu bu? Piksel piksel görüyorum. Çözünürlük sorunu gibi geldi. Sen benim mikrofonu kapalı, bize yanıt veriyorsa da duymadım. Arka taraftaki beyazlara sanırım odaklanmış. Dolayısıyla merdiven altındaki karanlıktan netliği sağlayamamış gibi görünüyor. Evet. Yani yaklaştığımız zaman bakın yüzde Evet. netlik yok. Evet. Yani bu fotoğrafta netlik olsa kalabilirdik. Daha üzerine konuşabilirdik. Ama net, yani çünkü şey, burada böyle yüz kapalı, donuk bir bakış var. O bakış üzerine konuşmak konuştururdu bizi yani. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi bazen grafik öğelerden çok etkilenip ana konuya haksızlık etmemeli fotoğrafçı. Yani bu fotoğrafı ikiye bölen o merdiven renkli taraf ve alt taraf. Evet, iki ayrı hayat gibi hani. Tamam. Ama geometrisinden o kadar etkileniyor ki fotoğrafçı. Biz, bu sefer güzelin peşinde sanki güzel onu tavlamış, fotoğrafçıyı tavlamış, ana konuyu kaçırmış gibi bir intiba uyanıyor. Halbuki ana konun burada senin. Yani bu tezatı, bu güzel fotoğrafı güzel hale getiren bir şeyle vermek mümkün değil aslında. O zaman çünkü bana iki ayrı dünyayı anlatmak için bu fotoğrafı böldü dedirtmiyor. Tam tersi fotoğrafçı yıkarının estetik bir etkisi olduğunu düşünüp ana konuyu ihmal etmiş dedirtiyor bana. Ana konu aşağıda. Asıl bakış aşağıda. Yukarıdan tabii ki yararlanılır. Tabii ki alınır. Aynen mesela bunun gibi yani. Sağ bile belki. Böyle bir yorum yaparak ilerleyelim. Net olsaydı kalsın derdim. Bu ek kadrajlama uyarımı da söyleyerek. O yüzden gitsin. Tamam. Belki küçük boyutlu halleri diyeyim öyle piksel piksel. Belki şeydir yani yanlış görüyorumdur. O yüzden de haksızlık etmek istemiyorum. Genel anlamda bir şey sorabilir miyim? Herkes yanıt verebilir. Mikrofonlarınız kapalı. Bir önceki gitsin dediğimiz fotoğrafta netlik problemi olmasına rağmen kalsın diye gönlünden geçen oldum. Anne ne zaman biter? Seni uyuman lazım. Daha var.
Kaç saat? Kaç saat? Hocam aşağıdaki bu fotoğrafta kadın olarak gördüğümüz obje minimal kalmış biraz. O bezin yan tarafından biraz daha kesilip sağ taraftan 5'te 1'lik bölümden yukarıdan da biraz fedakarlık yapılıp objeye daha yakın olunabilirdi. Ama tabii netlik de olmayınca bir şey diyemiyoruz. Ben de fikrimi söyleyebilir Buyurun Doğan Bey. miyim? Renkleriyle, konuyla hoş bir fotoğraf aslında benim açımdan. Evet. Fakat sizin ana temaya uyup uymadığı konusunda bir yorum yapamayacağım. Orada sadece benim dikkatimi çeken şuydu. Oradaki şahsın yerdeki beyaz örtüye doğru dengeleyici bir yerde olsaydı daha başarılı bir fotoğraf olurdu diye düşünüyorum. Kalması, yani en azından bir tur daha kalması tercihim olurdu benim. Sesiniz kapalı Burcu Hanım. Tekrar görüşlerinizi almayı istedim gerçekten. Hem hepimiz için faydası olur diye. Ben de katılıyorum Doğan Bey size. Temamızla bağlantı da kurabiliyorum açıkçası. Çünkü gerçekten izole bir yerde yani tedirgin bir şekilde duran bir kadın. Yani belli köprü altında orada uyunuyor yani. Ya bir göçmen. Yani çok tamamen kendini kapatmış yerde büyük ihtimalle o örtülerin olduğu yerde uyanıyor. Bu bir süre sonra o kadının işte bakışı vesaire bir merak da uyandırıyor. Kompozisyon olarak Hasan Bey'in dediğine de katılıyorum. İlk başta söylemiştik. O güzel rengarenk taraftan feragat etmek ana konuya bizi yaklaştırırdı. O yüzden bir de net olmadığı için gönderdik. Ama aklım kaldı. Net olsaydı keşke dediğim bir fotoğraf oldu yani. Net olmamasına rağmen ikinci tura kalması gerektiğini düşünenler Doğan Bey. Evet. Var mı başka? Kalsın ikinci tura. Ben de ikinci tura kalmasını arzu ediyorum. Zaten mesaj olarak da yazdım kenara. Aha, ben onları okumadım. Tamam. Ben bu Kalsın. fotoğrafı bütün fotoğraflardan daha çok beğendim. Tüm fotoğraflardan. Açık yani beni çok etkiledi. Net olmamasına rağmen. Şey Ben de aynı şekilde. aynen net olmamasına rağmen beni etkiledi. Beni etkilemesi onun netliğinden çok daha önemli. Kalsın. Kalsın diyelim. Gerçekten merak ettim görüşlerinizi. Çok sağ olun katkılarınız için. Yani kendine baktıran bir fotoğraf bu tabii. Çünkü arka planda da biri var. Ön planda da biri var. Bu fotoğraf da kalsın sonra bakalım. Kalsın. Bir seri oluştursaydık bu başlık altında işte hani nasıl her şeyin zıttı işte haz yitimi varsa haz da vardır. Bunun yavaş yavaş yitim sürecini de anlatabilseydik böyle bir geniş seri neden olmasın? Böyle coşkulardan yavaş yavaş işte bir seri oluşturduk diyelim çocukluktan aldık. Neşeli çocukluk, yetişkin evresi, bütün bunları sembolik anlattık. O zaman kullanırdık. Ama şimdi bu akşam tek fotoğraflar üzerinden gidiyoruz. Temayla bağını direkt kurmak
da zorlanıyorum. Ama seri için de yedirilirdi. Hadi kalsın ikinci tura. O gözle bakalım. Bazı eller elini hadi şuraya koy dermiş kokuyor. Bu el de onlardan biri. Dolayısıyla bu gitsin. Yani gitsin. Farkında mısınız? Bir şey söylemek istiyorum. Kompozisyon itibariyle fotoğrafçı hiç fark etmeden merkeze sadece çay bardağı koymuş. Yani şey gibi düşünün, bu kırmızı nesne, soldaki siyah kutu, kırmızı kutu ve soldaki siyah kutu. Hepsinin akış yönü sizde fotoğrafta vurgulanan şeye götürür. O da çay bardağı. Neden? En son boya. Ah. Ters geçmiş. Netlikte de yine sıkıntı var. Gitsin. On bir tane fotoğraf kaldı galiba, değil mi Hasan? Beş fotoğrafın 31.sine bakıyoruz. Dolayısıyla 14. 14 fotoğraf var. Evet. Var arkada da. Fotoğraflar hakkında bayağı da yorum yapıldığı için ikinci turumuz daha hızlı geçer. Daha hızlı geçebilir, evet. Evet. İlk burada bayağı Yorum yoğun yapıldı. yapıldı. Pardon, ben hızımızı çok mu azalttım? Yorumları daha Yok, hocam. Şöyle bir şey. Şimdi bu fotoğrafları daha hepsi hakkında yorum yaptığınız için ikinci tur daha hızlı geçecek. Dolayısıyla zamanı değerlendirmiş olacağız. Hocam ben size söylemiştim acımasız olun diye, değil mi? Oldun mu? Evet Ya evet siz hocam. fotoğrafa karşı çok yufka yüreklisiniz hocam siz. Gitsin diyemiyorsunuz Bunu daha önce de duydum. fotoğrafa. Benim derdim şu, çünkü fotoğrafın gitmesi kalmasından ziyade o esnada ne kadar insanın kulağında bir bilgi kalacaksa fotoğraf, bundan sonraki yoluna nasıl bir katkı sağlayacaksam onu paylaşma arzum o kadar yükseliyor ki Doğan Çok Bey. doğru. Evet. Her fotoğraf okumasının böyle bir ders niteliğinde geçmesini arzu ediyorum. O yüzden fazla ve erken yorumlamış oldum galiba. Hiç şikayetimiz yok hocam. Yok yok hocam. Şöyle, Evet. biz de daha önceki yaptığımız şeylerde, etkinliklerde fotoğraf sayısı çok fazla olduğu için özellikle hocalarımızdan temaya uymayan ve hakikaten üzerinde konuşulduğunda pek katkı sağlamayacak fotoğrafları hızlı geçin diyorduk. Yani o ortamlarda fotoğrafların yarısı gidiyordu. Yani 150 fotoğrafın 75 tanesi gidiyordu. Öyle düşünün. Gönderiyordu. Evet. 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 Evet, anlıyorum. Fotoğrafa karşı yufka yürekli olmak, hiç unutmayacağım bunu. Ama ben sizi çok iyi anlıyorum. Yani hakikaten Türkiye'deki fotoğrafçı arkadaşlarımız genel kültür biraz duygusal bir tarafımız var. Yani fotoğrafını hakikaten bir evladı gibi, bir şey gibi görüyor birçok fotoğrafçı arkadaşım. Çok şahidim ona. Fotoğrafa bir şey söylendiği zaman evladına söylenmiş gibi, hakaret gibi kabul ediyor. Halbuki öyle bir şey yok yani. Ben de sonradan alıştım ona. Ama hakikaten fotoğraflarla ilgili çok konuşmak gerekiyor. Aksi takdirde geliştirmek mümkün değil yani. Kendimiz çalıp kendimiz oynarız o zaman. Yani ağır Geçen gelebilir, evet, ama üzerine konuşmak, yani diyorum ya, fotoğraf okuması hep beraber ara ara yaptığımızda da biz eskiden arkadaşlarla
asıl büyümeyi oradan yakalıyorduk. Yani başkalarının Evet. fotoğraflarını okurken nasıl bir kapı açılıyor size? Anlatamam. Ben En az. çok sık tekrarlarım hocam. Bunu Sabit Hoca'nın bir lafı var. Fotoğraflarınıza komşunun fotoğrafına bakıyormuş gibi baktığınız zaman eleyin fotoğraflarınızı. Öyle çalışın onların üzerinde derdi. Çok haklı. Fotoğraflarla duygusal bağımızı kesmediğimiz sürece fotoğrafla ilgili doğru yorum yapıp doğru şeyler üretmemiz mümkün değil diye düşünüyorum. Evet, bir de muhakkak bir dış gözün o elemeyi Evet. yapmakta fayda var. Eş dosttan Evet. bilenlerden destek almakta fayda var. Sunum Evet. aşamasında öncesinde. Acımasız olun hocam, eleyin. Eliyorum. Gitsin. Evet. Yani şöyle sadece portre olarak bize sunmuş olsaydı belki başka bir duygudan, başka bir bağ kurabilirdik bu bakıştan, işte yüzdeki savruluktan ifade eden, şu baş hareketinden bahsediyorum yüzün. Ama böyle olunca çok karmaşık. O yüzden gitsin. Gitsin. Çok kurgu, yüz ifadesi, oradaki gülümseme özenli çalışılmamış. Gitsin. Bu da öyle bir an sadece bakmış ve çekti. Evet, göz teması olan fotoğrafları seviyoruz, arıyoruz, önemsiyoruz bazen ama bir şey ifade etmiyor. Bitti mi? Gitsin diyoruz yani. Bu da gitsin. Kalsın. Bunun temamızla bir bağlantısını kuramıyorum. Bir gezi fotoğrafı bu. Evet. Neyi vurguladığı geçmiyor. O yüzden gitsin. Bu da gitsin. Haddinden fazla yakın. Bu da gitsin. Bu da gitsin. Saniye, yüze biraz yaklaşmak istiyorum. Bu fotoğraf kalsın, ikinci turda bakalım. Yani gitsin. Mekan çok güzelmiş diyebilirim sadece fotoğrafa bakınca. Bu da gitsin. Bu da gidiyor. Yine çok daralmış. Buradan baskılıyor kadraj itibariyle fotoğrafı. Dolayısıyla fotoğrafta kapladığı yerde vurguyu, yani çektiğimiz kişi o ama neden o kadar köşeye sıkıştırılmış? Arkada çok önemli bir şey mi var? Hayır, yok. Yani direkt var, kapalı. Gitsin. Evet, bu son fotoğrafımızmış.
Bakalım ikinci turda kaç tane fotoğrafımız kalmış? 13 fotoğrafımız kalmış ikinci tura. Hocam isterseniz bu bölümde yani ikinci turda direkt bu ekrandan 3 fotoğrafa daha kalsın gitsin diyebilirseniz dolayısıyla 10 tane kaldığı zaman katılımcılardan oylamayla puanlama yapabiliriz. Üç fotoğrafa kalsın ya da gitsin diyelim. Bu ekran. Hasancığım ama hocamın gönderdiği fotoğrafların içerisinde daha sonra görüp konuşmak istediği fotoğraflar vardı diye hatırlıyorum. Tabii. Yanılıyor muyum hocam? Tekrar bakmak isterim. Bir Kısa gör. kısa kısa Evet. kısa geçip tekrar bir kalsın gitsin yaparsak sanki daha faydalı olacak diye düşündüm. İsterseniz hepsini bir izleyelim yeniden. Daraltmayalım isterseniz. Eğer konsept dışında bir şey söylemiyorsam. Bu 13 fotoğraf üzerinden oylasak. Tabii hocam. Evet. Ne Bu öyle. dersiniz? Siz de yorum Doktor yapmak hocam olur mu? taraflara yorum yapabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz hocam. Yani illa 10 fotoğraf kalacak diye bir şey yok hocam. Evet. Konuya Konuşarak uzaksa geçtik çünkü. fotoğraf konuya uzaksa hocam 9, 8, 7 fotoğraf bile kalabilir. Evet yani Çünkü sonuçta oylama yapacağımız zaman en azından konuya uygun fotoğraflar kalsın ki daha sonra kayıtları izleyenler yanlış bir izlenime kapılmasınlar. çok doğru. Dolayısıyla Hasan Hocam, Hasan Bey, şeyi ilk fotoğrafı o çocuk zıplama fotoğrafını ben sadece seri oluştururken evreleri anlatma açısından söylemiştim. O yüzden gönderiyoruz. Kalsın. Evet, bu kalsın dedik. Bu da kalsın. Yani neden oldu? Şimdi tabii ki şöyle normalde fotoğrafın tam merkezinde, arka planda, duvarda gözü görebilecek bir nesne olmasına rağmen bu fotoğrafın ışığı güzel. Bu absürtlüğü aynı zamanda baktırıyor. Bizim temamızla bir ilintisi var. Bu kişinin vücut duruşu itibariyle tamamen çok çökmüş bir şekilde duruyor mesela. Ve kuş ön planda, işte yanında normal koşullarda hani dedik ya neşeyi çağrıştırabilecek bir nesne bisiklet aynı zamanda. Ondan kopuk ayrı bir yerde. Bu fotoğraf kalsın diyorum ben. Bu gitsin. Tekrar bakmak istememin sebebi adamın yüzündeki ışık ve şey yüz çizgileri vesaire bir daha bakmak istemiştim ama arkadaki boşluk o kadar göz yoruyor ki.
Fotoğrafla ilgili ilk başta söylediğim şeyi hatırlarsınız. Kompozisyonda karanın daha yer kaplaması gerektiğini düşünüyorum. Sağ taraftaki bu kadar boşluktansa. Bir de çok güzelleme yapar. Aşırı estetize ederek bizim temamızla bağlantı kurmanın çok manası, çok mümkünatı olmuyor. Yani bu fotoğrafa bakıp seçtiğimiz tema birleştirmem benim zihnimde zor. Bu sebeple bu fotoğraftan da vazgeçelim. Tekrar büyük ekrana bir dönebilir miyiz Hasan Bey? Size zahmet. Büyütebiliriz. Kalsın bu fotoğraf. Bundan vazgeçiyoruz. Fotoğraf kalsın. Ama arka planla ilgili söylediğim şeyi yine ekliyorum. Ona rağmen kalsın. Bu fotoğraf gitsin. Daha önce söylemiştik, evet. Niyeti anlıyorum. O arka taraftaki hapis hal. Hani bakış daha güçlü olabilirdi. Hem pencerenin çizgilerini kullanımı hem belki ifadeler daha önceki skarelerde vardır, belki sonrakilerde vardır. Gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Evet, 8 fotoğrafımız kaldı. Devam, alttakileri de büyüterek bakacağız. Elbette. Ay, hemen açtım. Bu da kalsın. Oylama içerisinde dursun. Bu da kalsın. Üzerine tartışırken bizi konuşturdu bu fotoğraf biraz. Bu da kalsın. Bu da kalsın lütfen. Evet. 8 tane kaldı o zaman. Evet hocam. Şimdi 8 fotoğrafımız kaldı. Bu fotoğrafları Hasan arkadaşımız hazırlarken biraz sohbet edelim. Hocam son zamanlarda yapacağınız bir takım projeler var mı veya sergi hazırlıkları, kitap hazırlıkları var mı? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii. İFSAK bünyesinde toplumsal cinsiyet grubuyla beraber bir atölye düzenledik önceki sene. Atölyenin dersleri 6 aya yayıldı. Bir tema çalıştık. Kime ait bu oda teması ile 6 ay boyunca fotoğraf dersleri yaptık. Sonrasında da arkadaşlar 20 katılımcı çalıştılar. Onun yakın zamanda kitabı ve sergisi hazırlığındayız. 11 Mayıs'ta İFSAK'ta sergi açılışı var. Aynı zamanda da bir kitap hazırlığı var. Kime ait bu odanın? Onun heyecanı içindeyiz. Atölyenin kitaba dönmesi bizi çok fikri duyduğumuzda çok heyecanlandık. Çünkü şu anda sergi çok güzel bir şey ama bir fotoğrafçının kitabı olduğunda gerçekten fotoğrafçı hissediyor. O kalıcı hali belge olması.
bizim için önemli. Herkes kendince kadının kamusal alanda inşa ettiği odaları aradı. Metaforik odalarımız neresi diye sordu. Ve bununla ilgili 20 katılımcının çektiği işleri derleyip toplayıp sunma hazırlığındayız. En son çalışma bu. Kaç katılımcı vardı hocam? 20 katılımcı. 20 katılımcı. Evet. Artı bir de bir çalışmamızın asistanı da üretti aynı zamanda. 21 diyelim. Evet. Başlangıçta dünya fotoğrafından örnekler, bizim temamızı ilgilendiren farklı farklı örnekleri inceledik. Nasıl çalışıyor fotoğrafçılar? Nedense 6 ay proje, başka fotoğrafçıların projelerinden örnekler ben gösterip onlara dair okumalar yaparken hiç hesap etmeden sadece kadın fotoğrafçılardan örnekler sunduğumuzu gördük. Yani başından sonuna feminist bir fotoğraf atölyesi oldu bence. Kadın bakış açısını yorumladığımız, ortak sanki 1000 yıllık bir sızıyı böyle işlemişiz gibi, sanki bu atölye hep herkesin hayatında önceden de varmış gibi hissettiği güzel bir paylaşım dönemiydi. Bir atölyeden daha çok gerçekten terapi odası gibi oldu sanki herkese. Şimdi sonuna doğru geliyoruz. Ben eminim o proje katılımcı arkadaşların hayatında bitmeyecek ve devam edecek yani. Ara ara herkes kime ait burayı soracaklar orada. Evet, başarılar diliyoruz hocam. Çok teşekkürler. Şimdi fotoğraflarımız tek tek ekrana gelecek. Ekrana geldiğinde arkadaşların oylarını rica edeceğiz. Evet, bu fotoğrafa oylarınızı rica ediyorum. Evet, oylar gelmeye başladı. 5, 4, 3, 2, 1. Toplam 11 oy geldi. Teşekkürler. Evet, bu fotoğrafa oylarınızı rica ediyorum. Toplam 6 oy geldi. Teşekkürler. Evet, bu yeni fotoğrafa oylarınızı rica ediyoruz. Toplam 8 oy geldi. Teşekkürler. Evet, bu fotoğrafa oylarınızı rica ediyorum. Toplam 12 oy geldi. Teşekkürler. Evet, bu fotoğrafa oylarınızı rica ediyorum. Toplam 6 oy geldi. Teşekkürler. Bu fotoğrafa oylarınızı rica ediyorum. Toplam 12 oy geldi. Teşekkürler. Evet, bu fotoğrafa oylarınızı rica ediyorum. Toplam 6 oy geldi. Teşekkürler. Evet, bu fotoğrafa oylarınızı rica ediyorum. Toplam 13 oy geldi. Teşekkürler. Sanırım iki fotoğraf 12 oy aldı. Evet. Hocam iki fotoğraf 12 oy aldı. Bu iki fotoğrafı yan yana bir getirelim. Böyle durumlarda hocamızdan görüş alıp bir fotoğrafa puan vererek ikinci olmasını sağlayacağız. Diğer fotoğraf üçüncü olacak. Evet, o renkli fotoğraf ile yaşlı çiftin birlikte olduğu fotoğraf. Renkli soldaki fotoğraf üzerine ilk başta çok konuştuk. Sağdaki üzerine hiç konuşmadık. Evet. Soldaki için de hatırlatırsam renkli tarafın güzellik algısı büyülemiş fotoğrafçıyı, bunun büyüsüne kapılmış ve dolayısıyla çok fazla yer vermiş aslında fotoğrafta. Daha farklı bir kadraj yapabilirdi demiştik. Ve netlik net olmaması dolayısıyla ben biraz tereddütte kalmıştım. Sonra hep beraber görüşlerimizi paylaştığımızda sizlerin de bu fotoğraftan yana olduğunu duyunca kaldı bu tarafa. İkinci fotoğraf, bu yaşlı kadının ve adamın yürüdüğü fotoğrafta
Vücut duruşu itibariyle insanı ilk anda içine alan bir hal var gerçekten. Pandemi döneminin kasvetini hatırlatıyor. O dönem yaşlılar için ne kadar zor bir dönemdi onu hatırlatıyor. Fotoğraf olarak baktığımızda evet sağdaki boşluk beni rahatsız ediyor. Ama aynı zamanda arka planı çok güzel temizlemiş, flulaştırarak adım attığı an her şeyi o hareket, yürümenin hareketi, kadının bakışının hafif böyle bu tarafa doğru olması bizi fotoğrafın içinde tutuyor. Yani evet sağ taraftaki boşluğu tercih etmezdim belki ama bu fotoğraf iyi bir fotoğraf. Yani karşıdan fotoğrafın geldiğini görmüş fotoğrafçı. Evet. O zamanda da hani pandemi dönemini bize hatırlattı, o kasveti hatırlattığı için anha dönüş öyle bir şey değil yani. Hayattan keyif almıyor ve yaşamıyor değil yani. Hayat keyif almadığı için ya da haz gitme söz konusu diye hayattan vazgeçiyor değil. Evet böyle tutunarak zor da olsa yaşamaya devam etmeleri demek aslında bizim temamızda. Dolayısıyla ben tercihimi sağdaki fotoğraftan kullanırım. Hem yaşayan bir fotoğraf olduğu için Evet. bir dönemi Teşekkür simgeledi. ediyoruz hocam. Böylelikle siyah beyaz fotoğraf ikinci, renkli olan fotoğraf da üçüncü sırada yer alıyor. Şimdi sırayla kimlerin olduğunu görelim. Evet. Bugün finale kalan fotoğraflar Cengiz Han Türkoğlu'nun, Uğur Kaygısız, Ümit Evran, Mustafa Şahin, Özhan Araoğlu'nun fotoğrafları finale kaldı. Üçüncülük alan fotoğrafa bir bakalım. Hangi arkadaşımızmış? Sadullah Yapıcı'nın üzerinde oldukça fazla konuştuğumuz renkli fotoğraf. Sadullah Bey aramızda mı? Evet, buradayım. Evet, Sadullah Bey. Merhabalar. Merhaba. Fotoğrafınız hakkında bir hayli konuştuk. Değerlendirme yaptık. Evet, Son dinledim. çekildi. Yer neresiydi? Yer İstanbul yeterli. Şimdi evet, Sadullah netlikle Bey, ilgili. bu fotoğraf iki fotoğraftan mı oluşuyor? Tek fotoğraf mı? Hayır, tek fotoğraf. Zaten beni Burcu Hanım'ın söylediği gibi beni çeken o renkli tarafı tabii ki iki dünya, yer altı yer üstü hesabı şeklinde bir kurgu. Burada elbette beni de üzen netlik ama alan derinliğinden sebep maalesef netliğe ve alt tarafı karanlık olduğu için, ışık olmadığı için orada biraz eksi durumlar yaşadık. Evet. Ama tema olarak bence karşılıyor. Etkileyici bir fotoğraf. O gerçeği kabul ediyor. İzleyicilerimiz, konuklarımız da çok sevdi. Evet, teşekkür ederim herkese. Karşımızda Sadullah Bey, Anafot'un yeni üyelerinden. Sadullah Bey, teşekkür ediyoruz ilginize. Her zaman Ben bekleriz. teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler, elinize sağlık. Sağ olun. Cengiz Han Türkoğlu ikinci. İyi akşamlar herkese. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Hasan Hocam iyi akşamlar. Burcu Hocam çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Gerçekten büyük keyif aldık. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi pandemi döneminde çekmiş olduğum bir fotoğraf. Tabii pandemi dönemi deyince aklıma da şu gelmiyor değil. Pandemi döneminin bize kattığı galiba en güzel şeylerden biri de bu online yapmış olduğumuz faaliyetler galiba. Bilmiyorum pandemiden önce bu Zoom etkinlikleri oluyor muydu bilmiyorum ama hani en azından evimizde böyle akşam otururken birkaç saatimiz keyifli geçiyor. Hem fotoğraflarımıza değerli yorumlar katıyorsunuz. Bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Hem değişik fotoğraf dostlarıyla tanışmış oluyoruz. Hani bu Zoom etkinlikleri gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. İnşallah devamı gelir. Bilmiyorum bu sene galiba son etkinlik miydi Hasan Hocam? Bir ay daha var mı bilmiyorum ama Bir ay daha yapacağız. bir ay Evet. daha var. Evet. Güzel, çok güzel geçiyor.
Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Beğenen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Tekrardan çok sağ olun. Yani fotoğrafında gel etkinliği Cengiz Han Bey yıllardan beri yapılıyor. Daha önce Doğan başkanımızın döneminde Anafot'ta çok yapıldı, yüz yüze yapıldı. Evet. Pandemiyle birlikte online yapmaya başladık. Vazgeçilmez bir program bu üyelerimiz, konuklarımız için. O yüzden asla bitmez bu. Ve Evet. fotoğrafçıların da böyle bir şeye ihtiyacı var. Fotoğrafların Evet. okunması, değerlenmesi Evet. bir uzman tarafından, uzman konuğumuz tarafından. Teşekkür ediyoruz. Bizi Tam hiç sadece bırakmıyorsunuz. evet. Sadece söylemek istediğim sadece şöyle bir şey var. İlk turda elenen fotoğraflar daha çok eleştiriliyor, değerlendiriliyor. Tur atlayan fotoğraflar bazen es geçilebiliyor. Ya öyle bir eleştirim olacak sadece. Hani hocalarımız üst tura çıkan fotoğrafları da birazcık değerlendirirse. Çünkü hani buradaki amaç biraz da fotoğraflarımızı eleştirisel gözle bakış bizim amacımız. Ama üst tura geçen fotoğraflar biraz daha az değerlendiriliyor gibi geliyor bana. Sadece öyle bir eleştirim olacak genel akış olarak. Teşekkür ederiz. Sizin bu fotoğraf Sakarya'da mı çekildi? Evet hocam, Sakarya'da Tabii. çekildi. Hafif kadrajın eğik olmasını bilerek mi yaptınız o şekilde? Hocam şu an fotoğrafı Yani göremiyorum. evet. Hocam yani bilerek yaptığım bir şey değil. Açıkçası hani orada bir perspektif bir şey de olabilir. Çünkü ön taraftaki adımlar bilmiyorum düz gibi geldi bana ama arka Hani yok, taraftaki eğiklik arka evet. taraf, arka fon biraz eğik gibi geldi bana da, belki de Evet. mekandan öyle Ya olabilir. ben mekandan diye tahmin ediyorum. Çünkü yaşlı amcamız ve teyzemizin hani geliş Onlar olarak düz evet. gibi geldi. Hı. Hani dikkatimi hiç çekmemişti açıkçası. Yani çok da kadraj olarak bayağı bir fotoğrafımı şey yaparım, değerlendiririm ama dediğiniz gibi bir eğiklik var. Perspektif olarak mekandan diye düşünüyorum. Yani Yani bilemiyorum şu an. Evet. yerin zeminindendir Hasan Bey. Evet, Evet. hayatımızın kaydığı dönemlerde o zamanlar böyle olumsuza doğru dedim, acaba özellikle onu düşünerek mi şöyle biraz eğimli geldi arka taraf? Evet. Demek ki fotoğrafın kendi doğal Şimdi hali. hocam şöyle o dediğiniz gibi arka tarafta bir eğiklik var ama şimdi orayı düzelttiğimiz zaman ben onu şu an hatırladım. Bu sefer ön taraftaki perspektif bayağı bir yamuk gibi oluyor ya. Yayıkmış Zannedersem gibi mekandan dolayı. olacaklar. Evet, Evet, evet. yani mekandan dolayı orayı düzelttiğimiz zaman bu sefer ön taraf daha bir göze çarpar derecede bir yamukluk oluyor. Evet, Ee, haklısınız. neden öyle bir durum oldu ben de bilmiyorum açıkçası. Aslında düz bir yerden geliyorlar gibi ama arka tarafta bir yamukluk var, ön tarafta bir düzlük var. Bilmiyorum yani hocalarımız ne derler bu duruma ama. Siz bir daha birkaç fotoğraf daha çekin bakalım, çözersiniz sorunu. Tamam güzel. Teşekkür Yalnız ediyorum. şöyle bir zorluk var. Bu şu an fotoğrafı çekilen yer tamamen yıkıldı, yeni bir meydan yapılıyor. Hani Öyle mi? yarın gidip bakma şansım yok maalesef. Geçmiş olsun o Evet. zaman. Cengiz Bey, arkadaki binalara bakıldığı zaman perspektifi doğrudur. Doğru. Yer Evet. orası meyillidir. Evet. Bence elinize, emeğinize sağlık. Güzel bir fotoğraf olmuş. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Değer kattınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, şimdi birinci olan fotoğrafa bakalım. Celal Erdem, İzmir'den. Celal Bey de yıllardan beri bu etkinliği izleyen, fotoğraflarıyla katılan arkadaşımız. Şu anda aramızda mı bakıyorum? Merhabalar. Celal Bey. Celal Merhabalar. Bey, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hocamızın güzel yorumları ve değerlendirmeleri gayet yerindeydi. Sizin emeklerinize de sağlık. Hasan Beylere ve Anafot'a da teşekkür ediyorum. Bu fotoğraf nerede çekildi Celal Bey? Bu fotoğraf Manisa'nın Kula ilçesinde bir mahalle kahvesinde çekildi. İçeride oturan bir amcayla dışarıdan yoldan geçmekte olan bir amcayı doğaçlama olarak denk getirdim. Kurgu falan değil. Ama etrafta
rahatsız edici unsurlar olduğu için kadrajı tam 3'e 2 değil de Kare format. konuyu denk getirecek şekilde kestim. Evet. Sadece kadrajı kestim. Onun dışında her şey doğal ve doğaçlama olarak yakalandı. Bildiğim kadarıyla bu seriden başka fotoğraflarınız da var sizin. Daha önce Evet. görmüştük. Evet Bunlar da var. oldukça güzeldi. Bilmiyorum dereceye girdiler mi, girmediler mi ama iyi fotoğraflardı onlar da. Evet, bir tanesi mansiyon almıştı uluslararası bir yarışmada. Var, birkaç tane var. Yağmurlu bir gündü. Bir mahalle kahvesine sığınmıştık. Baktık fotoğraf kendiliğinden fotoğrafın içine düşmüş gibi olduk. Ama etrafta rahatsız edici şeyler vardı işte. O yüzden tam kadraj olamayabiliyordu. Evet. Teşekkür ediyorum güzel yorumlar için. Biz teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir fotoğraf. Aramızda olduğumuzu sizi gördüğümüz için yine çok memnun olduk. Sağ olun. Evet. Burcu Hocam şu anda 31 kişiyiz. Programın sonunda bir çekiliş yapıyoruz ve bir konuğumuza fotoğraf kitabı hediye ediyoruz. Bu nedenle sizden 1 ile 31 arasında bir rakam söylemenizi rica edeceğim. 19. 19. Mustafa Tiryakioğlu. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Doğan Bey, hocamıza son sözü vermeden sizin yorumlarınızı alalım program hakkında. Keyifli bir iş. Herkesin faydalandığı bir etkinlik diye düşünüyorum. Hepimiz besleniyoruz. Destekleyen hocalarımıza da ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyoruz. Burcu Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Siz yıllar önce bu programı canlı olarak sunuyordunuz. Bir yerde Evet. topluyorduk. Arkadaşlar fotoğraflarını Evet. getiriyorlardı. Sizin değerli yorumlarınızdan keyif alıyorduk. Şimdi pandemiyle birlikte bu şekilde dönüştü. Arkadaşlarımız da Aslında gayet memnun. tabii yani yüz yüze olmasının da bir takım avantajları var ama böyle Zoom üzerinden yaptığınız zaman da çok katılan oluyor. İşte bugün de görüyorsunuz yani İstanbul dışında çok katılım var. Zaten Anafot'un kurulma amaçlarından birisi de iletişimle ilgili, daha doğrusu ulaşımla ilgili sorunlardan kaynaklanıyordu. Yani bir kısmı da oydu. Trafik İstanbul'da artık çok ciddi problem. Bir yerden bir yere gitmek mümkün değil. Fotoğraf mekanları da genellikle Taksim civarında konumlanmış vaziyette. Gidemiyorduk. Biz de gidilecek yer yapalım dedik. Anafotu yaptık. Evet. Emeğinize sağlık. Emeğimize toplu olarak Evet, sağlık. evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Burcu Hocam. Arkadaşlarımın hepsinin çok emekleri var. Dönem dönem işte böyle nöbetleşe işler yapıyoruz ama hakikaten Anafot iyi işler yapıyor. Çok keyif alıyoruz. Belki teknik imkanlarımızla yine hem canlı hem online belki önümüzdeki sezon yapma imkanımız olur. İnşallah. O yöntemi de belki deneyebiliriz. Kısmet İnşallah. diyeceğiz. Burcu Hocam, kapanış konuşması için sizi mikrofona davet ediyorum. Evet, bütün teşekkürleriniz için sağ olun. Her seferinde her katılımcı sizler teşekkür ettiniz. Ama ben size teşekkür etmek isterim. Her şeyden önce layık görüp çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Hatırladığınız için teşekkür ederim. Anafot'un gelenek oluşturmayı önemsemesi müthiş bir şey. Bu ülkede en çektiğimiz şeylerden biri bir gazla işe başlayıp birkaç sefer sonra bırakmak gibi görünür. Siz bir gelenek oluşturma için uğraşıyorsunuz ve oluyor yani sistemli, herkes çok hevesli bu şekilde ilerliyor. Görüyorum bunun bir parçası yaptığınız için ben o yüzden size teşekkür ediyorum. Bugün Doğan Bey'e de söylediğim gibi ben ilk turda fotoğraflara bakarken aynı zamanda fotoğrafçının tedirginliğini,
konuya yaklaşma ile ilgili tereddütlerini hissettiğimde bunu paylaşmak istedim. Bazen kompozisyonda nefes aldıran kompozisyon önerilerinde bulundum. Duygu ifade ile ilgili konuştuk. Her fotoğraf üzerinde durmaya çalıştık ilk turda. Dolayısıyla bir ders niteliği de olsun ve herkes bir küçük katkıyı alıp cebine koyabilsin. Bir başka fotoğrafı çekerken yarın bir gün bu sözler kulağında kalsın dileğimdi. O sebeple ilk turda biraz fazla yorum yaptık. İkinci tur biraz daha hızlandık. Çok farklı beğeniler var, çok farklı kıstaslar var tabii ki. Bir fotoğrafı benim yorumlamam, benim etkilenmemle işte Libya'nın şafağın bir başkasının beğenmesini aldı tamamen o bakış açısına göre de değişir. Ama bir takım evrensel kriterler var, iyi fotoğrafı iyi fotoğraf yapan. Bunun üzerinden aslında gitmeye de çalıştık. Umarım dediğim gibi size katkı sağlayabilmişimdir. Bana bu şans verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam değerli yorumlarınız için. Sonuçta arkadaşlarımız fotoğraflarını gönderdiler. Hiçbir fotoğrafın sahibini tanımadan de sizin değerli yorumlarınız sayesinde fotoğrafları tek tek görmüş olduk. Onların iyi ve eksik yönlerini sizin görüşleriniz doğrultusunda değerlendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Müze Gazhane'ye de gelmiştiniz. Orada da bir toplantıda birlikte olmuştuk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. İFSAK'taki serginiz için de şimdiden başarılar diliyoruz hocam. Burcu hocam, vakit ayırdığınız, geldiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ olun, var olun. Nice güzel fotoğrafına gel etkinliklerine ve nice anafoto etkinliklerine diyelim. Her zaman yanınızdayım. Teşekkür ederler. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Fotoğrafımla gel etkinliğinde emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Nutrulan Atlı, Doğan Alpay, program direktörümüz Hasan Özdemir yoğun bir şekilde programı bir ay boyunca bizlere bu şekle getirmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hadi gel. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.